Mehdi cemaatinin buna rağmen bu cemaatin ayrılanlar olacağı, münafıklar olacağı da belirtiliyor. Yani bu cemaate muhalif hareket edecek. Hatta Medine'de 3 defa sarsılır, içlerindeki münafıkları atar diyor. Mehdi cemaatinden 3 büyük ayrılma olacağı belirtiliyor hadislerde. Evet. Ümmetimden bir tayfaya Mehdi cemaati kıyamet kopuncaya kadar yardım görmekte devam eder. Kendilerini terk edenlerin ayrılmaları da onlara bir zarar vermez. Hazreti Muaviye'den rivayet edilmiştir. Ümmetimden bir taife herkes üzerine hakim olmadıkça, yani Mehdi cemaati hakim olmadıkça kıyamet kopmaz. Onlar kendilerini terk edenlere aldırmazlar ve kendilerine yardım edene de aldırmazlar. Evet. Sonra Medine şehri sakinleri beraber 3 defa sallanacak diyor mesela burada. Demirci körünün demirinin kirini, pasını giderip attığı gibi Medine'de pisliğini, yani habis insanları dışarı atacak. Münafıkları pislik olarak alıyor rivayet. Bu pislikleri dışarı atacak diyor. Evet. Mesela ayetlerde de münafıklar hakkında bilgi verilir. Sizinle birlikte çıksalardı size kötülük ve zarardan başka bir şey ilave etmez ve aranıza mutlaka fitne sokmak üzere içinizde çaba yürütürlerdi. İçinizde onlara haber taşıyanlar vardır. Allah zulmedenleri bilir. Yani bu münafıkları ayrıca içeriden de Mehdi cemaati içerisinde de yine münafıklar var diyor. Onlar da onlara haber taşırlar diyor. Evet. Yani normal Müslüman cemaatlerinde de bu olur diyor. Yani Peygamber Efendimiz zamanında da oluyor bu. Asıl Peygamber Efendimiz zamanındaki olayları anlatıyor. Ama Mehdi cemaatinde de bunlar olacaktır. Ve hak cemaatlerde de bu olur. Evet. Evet. Mesela insanlardan öyleleri vardır ki biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Oysa inanmış değillerdir. Sözde Allah'a ve iman edenleri aldatırlar. Oysa onlar yalnızca kendilerini aldatıyorlar ve şuurunda değiller. Kalplerinde hastalık vardır. Allah da hastalıklarını artırmıştır. Yalan söylemekte olduklarından dolayı onlar için acı bir azap vardır diyor Allah. Mesela onlardan kimi gelip seni dinler. Nitekim yanından çıkıp gittikleri zaman ilim verilenler derler ki o biraz önce ne söyledi? Münafıklar peygamberle böyle alay ettiklerini kanaatindedir. İşte onlar Allah onların kalplerini mühürlemiştir ve onlar kendi heva ve istek ve tutkularına uymuşlardır.